Yani ilk başta bir mantığı söylüyorum. Bu mantık küme düşer. Gençler Birliği şu an itibariyle yaptığı işte küme düşmeyi hak eden takım. Evet. Net küme düşmeyi hak eden takım. Şimdi Mustafa Hoca çok iyi bir teknik futbol adamıysa geçen sene niye kovdu Murat Çağcı? Niye kovdun? Kötüyse niye geri getirdin? Şimdi bu adam teknik direktörlüğü beceremez, sportif direktör yapalım diyorsa herkes biliyor ki 3-4 hafta sonra Mert Nobre kötü gidince Mustafa Kaplan'ı yine teknik direktör yapalım diyecekler. Evet. Sistem bunun üzerine kuruluyor. Çöp transfer diyorum. Futbolcular üzerlerine alınmasınlar. Yani ben onlara karakter falan boyutundan söylemiyorum. Yetenek boyutundan söylüyorum. Zaten kısıtlı bütçem var. O kısıtlı bütçenle aldığım futbolcular çöp yarısı. İşe yaramayacak adamlar. Ve öyle mevkiler boşaltılır ki sağ bekin sakatlansa yedeği yok. Orta sahadan kaç tane adam gitti? Kaç tane orta sahaya takviye geldi? Gelenler niye kulübeden? Yani şimdi Salih misal niye alındı? Bana birisi yalvarıyorum, rica ediyorum Salih niye transfer edildiğini söylesinler. Ya ben artık şeyde değilim, elinde belge olmadan bir şeyler söylenmez de. Eğer bu adamın yıllardır doğru dürüst futbol oynamadığını, bu adamın kronik sakat olduğunu bilmeden transfer ettiyseniz gidin pazarda limon satın derken şaka yapmıyordum. Gidin pazarda limon satın. Ama derdiniz transfer değil, bunun üzerinden başka niyet derse ki neyi kastettiğimi herkes anlıyordur. Ya zaten çözüldü şifrelerinize her ki. Şimdi başkanı eleştirmiyoruz, başkanı laf etmiyoruz, başkanı ama kırmayayım, incitmeyeyim falan. O zaten o dertte değilim de. Yani bunları da alan, getiren, onaylayan, her şeyi yapan başkan. Şimdi ben Mustafa Kaplan'a kızıyorum ama aslında kızım sana söyleyeyim, gelinim Senan'la yapıyorum. Çünkü Mustafa Kaplan tercihini yapan başkan. Mustafa Kaplan'ın yerinde olsam ben de kapıdan kovsam bacadan girerim. Bulmuş Gençler Birliği gibi bir kulübe. Her şeyiyle yüzü düzgün. Zaten ben geçen birilerine daha söyledim. Gençler Birliği sırasını savuyor. Kim bana garanti edebilir ki Gençler Birliği'nden kovulduktan sonra Ankara Gücü'nde iş bulmayacağını? Herif Fatani görev yapar gibi bir giresine gitti. Şey, bir bahis açılsa Mustafa Kaplan Gençler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Ankara Gücü'ne gider mi gitmez mi diye, kimse gitmeze para basmaz. Bak net söylüyorum. Gidebilir yani. Abi Erdem niye gitti? Bana birisi anlatsın ya. Erdem niye gitti? Bak. Şimdi fiyat performansa geliyorum yine. Aynı şey. 1 milyon lira para alıyormuş Erdem. Geçen sene 22 maç oynamış. Kulübede kalınca problem çıkarmamış. Takıma abilik yapmış. Aslında kullanılsa daha da faydalı olurdu. Duran topları örnek göstereyim, Erdem'e kullandırmadılar. Erdem benim gördüğüm en iyi duran toplarda, ayaklardan bir tanesi. Niye gitti diyorsun? Yani bulabilecek misin yerli o fiyatı, o kalitede şey? Mustafa Hoca onunla anlaşamadığını söyledi. Ondan 2 yaş küçükmüş Erdem. Ya ayıp da yani. Sen mi çalıştırıyorsun takımı? Teknik direktör bunu söyler. Ben Erdem'le çalışmıyorum der teknik direktör. Anlarım. Sen kimsin? Sportif direktör ben anlaşamam demesinin manası ne? Anlaşamıyorsan anlaşma yani. Mustafa Kaplan'ı başkan yapsınlar. Herkes kurtulsun. Hiç olmazsa hocanın ayağını kaydırmaz. Ankara Gücü de kurtulmuş. Ya Mustafa Kaplan başkan olsun. Futbol Federasyonu başkanı olsun. UEFA'ya gitsin. Yani çünkü bu kadar ayak oyunu yapmayı beceren bir adam futbolda her yere gelir aslında. Kendini Ankara'yla niye kısıtlı tutuyor? Yani biraz çaba sarf etse Fenerbahçe'ye de şey yapardı. Hoca olurdu. Öyle zaten şey. Uzmanlık alanı Ankara kaldığı için şey, kendini geliştiremiyor. Geliştirse başarır. Coğrafya kaderdir. İstanbul olsaydı çok daha başka şeyler olabilirdi. Geçen sene Mert satıldı değil mi? Güzeldi Mert'in satılması. Hepimiz mutlu olduk. Avrupa'ya gitti. Gençler Birliği'nin kasasına para geldi. Evet. Şimdi 4 tane isim soyuyorum. Necdet abim bunu bana repliğini verdi. Ben onu söyleyince kafama saksı düştü. Biz onunla kaleci Diallo'yu aldık. Orta sahadaki Diallo'yu aldık. Mas'ı aldık. Polamat aldık. Polamat aldık. Evet. Bunun 4'ünün rakamı Mert'ten gelen paranın çok çok üstünde. Çok çok üstünde. Şimdi Berat'ı satalım. Berat'ı satıp ne yapacağız? Salih'in parasını ödeyeceğiz. Yine Salih benzeri transferler mi yapacaklar? Abi artık Gençler Birliği'nde net söylüyorum. Savcılar da bunu suç duyurusu olarak kabul etsinler. Gençler Birliği'nde çeteleştiler. Çeteleştiler. Menajerler, sabit menajerler değişmiyor. Aynı adamlardan. Belçika'dan Hasan Çetinkaya, Erdem Karagöl,
aralarda bir tane 500-600 bin TL'lik bir transfer olursa formaliteden aman bizim çocuklar yorulmasın diye onlara transfer yaptırıyorlar. Ha, daha da öte söylüyorum. Bak, Mustafa Kaplan'ı çok amansız eleştirdim. Ama Mustafa Kaplan buradaki rolünü biliyor musun abi? Ben cinayeti işliyorum. Parayı veriyorum. Birisi sen sahiplen. Ben hapishane hapiste sana bakarım. Ailene bakarım. Birileri cinayeti işliyor. Mustafa Kaplan da parasını alıyor. Cinayeti üstleniyor. Çünkü çıksak bütün transferleri Mustafa Kaplan yaptım diyecek. Erdem Alataş ne iş yapıyor? Bana birisi anlatsın. Murat Başkan sen de izliyorsan sen de söyle bana. Yöneticiler izliyorsa onlar da söylesinler. Bu Erdem Alataş'ın kulüpteki görevi nedir? Nedir ya? Ben gerçekten merak ediyorum. Sportif direktör değil, çalışan değil, menajer değil, futbolcu menajeri gözüküyor. E kulüpte ne işi var? Yasak gelir menajerlere girişte. Erdem Alataş kulüptedir. Yıllardır bütün saçma sapan transferler de oradan. Bütün menajerlerin numarasını vereyim. Ben Erdem Alataş'ı yazdıktan sonra 10 tane daha menajer aradı. Bir Gençler Birliği'nde futbolcu alacaksa Erdem Alataş'la anlaşmadan biz futbolcusu veremeyiz oraya diye. Al işte ya, bak savcılar suç duyurusunda bulunuyorum ya. Yani yazılı mı istiyorsunuz? Yazılısını da vereyim ya. Ne yapıyorlar bunlar? Menajerler bunu söylüyor. Bununla anlaşıyoruz, ondan sonra kulübe bildirebiliyoruz diyor. Erdem Alataş numaramda var. Hadi sen arada, sen de yalanla bunu, bu iş. Emre Atasoy ne iş yapar kulüpte? Yıllardır ya ben söylüyorum. Tapu kayıtlarını bir çıkarsın koysun ya Emre Atasoy. Ha bu da suç duyurusu olsun ya. Tapu kayıtlarını bir çıkarsın koysun Emre Atasoy. Bu kadar malı nereden elde etmiş? Yok diyorsa da onu göstersin. Ama söylenen var ki şu kadar tapusu olmuş arkadaşın. Murat Cavcav bana hediye etti. Ne başarın vardı Murat Cavcav sana arsa hediye etti, tapu hediye etti. Ümit Özat'ın çetesi tekrar kulübe girdi. Bakın buradan altını söylüyorum. İsim isim de. Cem, ilk kongrede Cem Şükrü Kaya tekrar yönetime girmek üzere. Göksel denen bir arkadaş var. Zavallı tipin teki. Sponsor oldum diye, kulübe sponsor getirdim diye hava atıyor. Ümit Özat'ın elebaşı. Beraber iş yaptıkları adam. Ama bakın bunları izleyin. Paylaşın yani sosyal medyada. O Göksel denen arkadaş bunu da kessin paylaşsın. İspat diyor ya, ben ispatlayacağım bunları. O Ümit Özat'la meyhanedeki görüntülerinizi de paylaşacağım gerekirse. Sıkıldım artık. Ondan sonra Ümit Özat bizi de dolandırdı. E dolandırdı da bir sene sonra Ankara Demir, Adana Demirspor Gençler Birliği maçında Ümit Özat'ı otelde niye ziyaret ediyorsunuz siz dolandıran adamı? Beraber sosyal medyada fotoğraf paylaşıyorsunuz. Büyük büyük Gençler Birliği konuşuyorlar. Ya buraya getirdiler artık abi, bak gerçekten bak şu söylediklerim gazetecilik sınırının üstünde. Farkında. Ama buraya getirdiler. Farkında. Çıkmışlar Vedat Müriç'e işte Arif Ölmez sattırdı. Ya Ümit Özat'ın kaç tane açıklaması var? Kendi sattırdığını söylüyor. Niye Vedat Müriç satıldı? Deniz denen arkadaşı Bursa'dan alacağız diye satıldı. Arif Ölmez o dönemde hain ilan ettiler. Gençler Birliği'nin golcüsü yok. Arif Ölmez direniyor. Vedat'ı sattırmıyor. Onun yüzünden Gençler Birliği küme düşecek. Gençler Birliği haini Arif Ölmez'dir dediler. Ümit Özat'ın daha sonra Vedat'la ilgili savunmaları var. Bizde gol atmıyordu. Şöyleydi böyleydi. Ondan sattırdık diyorlar. Şimdi Ümit Özat'ın adamları da çıkmışlar sosyal medyada. Suç bastırıyorlar. Lan kendiniz yaptınız. Ha Vedat satılmalı mıydı? Satılmalıydı zaten. Vedat Gençler Birliği'nde hiçbir iş yapmadı. İyi paraya da gitti Vedat. Konu o değil. Ama şimdi Vedat Lazio'ya gitti. Gençler Birliği'nde niye bu gönderdi diyorsa değil işte. Onun hikayenin sorumlusu Ümit Özat ve şu anda kulüpte yer almaya çalışan arkadaşları. Savunanları. O Mustafa Çevik denen kendini gazeteci zanneden ama hiçbir yerde yazmayan Ümit Özat'ın bunun hastane masraflarını üstlendiği, yanında gezdirdiği, takımla beraber dolaştırdığı, karnını doyurduğu adam. Matta mı geldi? Ha, onu da bilmiyorum. Nasıl sen baktın mı abi? Yok yani baktım ama... Ya bu istatistikle olacak şey, bir de sağındaki sondaki adamla oynuyorsun. Futbolcu ama tek başına oynayacak bir oyun değil. Ama Mustafa Hoca kesin gitmiş 5-6 kere izlemiştir. Kesin izlemiştir eskiden, bak ben sana söyleyeyim eski, ya. Eskiden de o ya. Ha. Abi sen ne diyorsun ya? Ligler oynanmıyorken, Türkiye'den yurt dışına uçaklar kalkmıyorken Mustafa Hoca gidip futbolcuyu seyretmiş adam. Yani nasıl izlemez? Ya bak ne diyorum? Avrupa'da futbol oynanmıyorken, yurt dışına uçak seferleri yokken nasıl bir cefakarlıktır, vefakarlıktır. Murat Cavcav'ın talimatıyla gidiyor. Mustafa Hocam maç izliyor. Oyuncu izliyor. Gençler Birliği yıllar sonra ilk kez çok doğru bir iş yaptı. Ki biz de Klas Spor'da bunu bolca seslendirdik. Altyapıya çok iyi bir koordinatör getirdi. Çok iyi bir yapılanma var. 3-5 yıl sonra Gençler Birliği altyapısı muhteşem bir iş yapacak diye düşündük. Evet. Demedik mi? Kaç kere konuk ettik?
konuk ettik. Dinlendirdik, herkese anlattık. Gençler Birliği'nin o profesyonel, muhteşem yöneticilerinin düşündüğü proje şudur ki, yani o altyapıdaki adamı al, Mert Nobel'in diploması yok diye yanına yerleştir. Peki. Ve altyapıya geçişini yasakla bir de Mustafa Kaplan tarafından. Biraz daha ileriye gidelim mi? Sen maçı izledin, kulübede Taşkın Hoca'yı gördün Yoktu. Mü? Yoktu. Ankara'daydı çünkü. E nasıl ya? Kimin diplomasını kullanıyorlar şimdi? Bilmiyorum. TFF'ye baktığın zaman da şey kısmı boş, teknik direktör kısmı boş. Şimdi iki hafta falan o hak var ya abi. İki hafta falan öyle bir şey yapabiliyorsun. Ama Mustafa Kaptan'ı getirdin, onun diplomasını kullanın, kulübeye o girse. Ben şu kadar söyleyeyim. Biz geçen sene 4-5 kere Taşkın Hoca'yı misafir ettik ama bu sene pek misafir edemeyecekmişiz gibi duruyor. Etmeyeceğiz abi zaten. Ben niye diyeyim Taşkın Hoca'yı misafir artık? Yani burada olmayabilir. Burada olmayabilir. Yani muhteşem bir iş yaptın. Şimdi altyapının Mustafa Kaplan sadece gençte A takımı sportif direktörü olmadı. Evet. Altyapıyla da o ilgileniyor. Hacettepe ile de o ilgileniyor. Tabii. O ilgileniyor. Direkt teknik direktörü gönderiyor. Oraya kendi adamını yerleştiriyor. Sıralamayı değiştiriyor. Taşkın Hoca'nın altyapıya geçişini yasaklıyor. Niye yasakladıklarını sana söyleyeyim mi abi? Bak net söylüyorum. Bana birisi Erdem Karagöl'ün altyapıdan bütün futbolcuların menajerliğini nasıl aldığını anlatsın. Bu şifrenin de ben devamını anlatayım. Erdem Karagöl nasıl Gençler Birliği'nin altyapısındaki bütün futbolcuların menajer oluyor? Niye ona menajerlik sözleşmesini imzalamayan adam A takımda profesyonel sözleşme imzalayamıyor? Sorusunu çözdüğün anda Mustafa Kaplan'ın altyapıya niye bu kadar ilgilendiğini anlarsın. Çünkü Mustafa Kaplan için başkan altyapıdan bu kadar oyuncu yetiştirdi, oyuncu çıkardı diyor da Mustafa Kaplan ne zaman altyapıda hocalık yapmış? Bunun cevabını veren yok. Bir de altyapı durumu şudur. Şimdi hani Gülcan'ın kardeşi de şimdi altyapıda futbol oynuyor. Altyapı olayı şudur. Ya 13-14 yaşında başlarsınız, 11-12 yaşında başlarsınız. Birçok hocanın eli değer çocuğa. Birçok hocanın eli değer. Sonuçta bir tane fotoğrafta böyle sarılıp efendime söyleyeyim işte tamamen uydurarak söylerim işte Franz Beckenbauer ve oyuncuları işte bunların hepsini Beckenbauer çıkarttı falan diyemezsiniz. Ya birçok oyuncunun eli, hocanın eli değer. Birçok hocayla antrenman yaparlar, maça çıkarlar. Destek olur hocalar onlara, psikolojik destek verirler vesaire. Yani bütün bunların içerisinde hiçbir altyapı hocasının bunları ben yetiştirdim diye deme hakkı yoktur. Çok kişinin emeği vardır orada. Bir kere bunu bir ortaya koyalım. Hiç kimse için söylüyorum bunu. Hiçbir altyapı hocası için tek başına ben yetiştirdim deme hakkına sahip değildir. Profesyonel takıma çıkana kadar 8 sene çocuk altyapıda futbol oynuyor. 8 senede 10 tane 12 tane hocayla çalışıyor. O arada bir yerde 17'de bir tane fotoğraf çektirdikten sonra işte ben yetiştirdim benim evlatlarım falan diyemezsin orada. Bizim evlatlarımızdır. Gençler Birliği açısından söylüyorum bizim evlatlarımızdır. Şimdi bir de şu var. Oradaki futbolcularda özellikle altyapıdan çıkan futbolcularda şunu biliyorlar ki bu da inanılmaz etkiliyor. Bazı futbolcular artık söylemeye falan başlamışlar. 3. 4. hafta Nobre gider Mustafa Kaplan gelir. Ben zaten forma şansı bulurum falan diye. Yani şimdi bu konuşuluyor ortamda. Nobre'nin biz zaten belgesi olmadığından dolayı ilk teknik direktörlük tecrübesi olduğundan dolayı falan kendini ispat etme derdi var. Evet, kendini ispat etmeye çalışıyor. Zaten Nobre ikinci yarı gönderilip yerine Mustafa Kaplan getirilir mi? Bence Kaplan'ı tekrar getirmek için Nobre kullanılıyor olabilir. Çok iyi şey ikinci yarı demiş abi. Gecikmiş mi? Çok uzun. Yani siyasette 24 saat çok uzun zamandır. Gençler Birliği'nde çok çok uzun zamandır 24 saat. İkinci hafta. Yani sesinin kalmaması bence de doğruydu. İtirazım yok. Yani bu tür değişimlere hiç itirazım yok elbette. Ama yerine kim geldi? İşte Fabrizio'yu misal beğenmeyen Mustafa Kaplan getirecek Fabrizio'dan daha iyisini oraya koyacak. Koyacak. Bulursa buyursun. Fulman işte şimdi kötü çıkarsa odur işte. Mustafa Hoca ben Mas'ı gönderdim onun yerine Fulman'ı aldım. O da oynamıyordu diyorsa mantıken doğru bir karar vermiş olabilir. Oynamayan futbolcuyu gönderdiğiniz zaman yerine yenisini almaya gerek yok ya. İşte yine oynamıyor. İbrahim Taha Kardak demiş 40 maçlık birlikte Gençler Birliği'nden transfer yapmıyor diye. Sayın Murat Çavcan ve Sayın Mustafa Kaplan hocamız. Erdem Alateş bak. Erdem Alateş'i dahil etmiyoruz. İhale ikisine kalıyor. Normalde şeyi de dahil etmeyelim. Mustafa Kaplan'ı da dahil etmeyelim. Erdem Alataş'ı da dahil etmeyelim. Emre Atasoy'u da dahil etmeyelim. Erdem Karagöl'ü de dahil etmeyelim. Hasan Çetinkaya'yı da. Hasan Çetinkaya iki tane bu arada. Karıştırmasınlar. Bizim gençler bilen yetişen
sportif direktör Hasan değil, bir tane de menajer Hasan Çetinkaya var. Onları da dahil etmeyelim. Tek dahil edeceğimiz aslına bakarsan başkan. Çünkü bu işleri başkanın onayından geçiyor. Yani Ümit Özat da kandırıldım dedi. Kandırılma artık ya. Gençlerle kulübünü yönetiyorsun. Koca bir camiayı yönetiyorsun. Kandırılma. Çevrendeki adamların da doğru adam al. Ya bir kere kazık yedin adamdan ikinci kez kazık yeme. Mustafa Kaplan şey diyor, Futbol Federasyonu'ndan çıkın işte açıklamada. Bana yaptı, Mustafa Kaplan kulübe zarar verdiğini kimse söyletemez. Ben görmedim. Ben 150 tanesini listeleyeyim. Altyapıdan çocukların aileleri arıyor. Mustafa Kaplan'la ilgili ilk o kapıdan kovsan bacadan girdi yazısından sonra. Bizim çocuğumuza bunu yaptı. Bize şöyle yaptı. Biz şunu yaptı, bunu yaptı. Ya diyorum, bakın bana bunu söylüyorsunuz. Güzel. Kulüpteki anlatmıyor musunuz bunu? Mustafa Kaplan'ın yaptıklarını. Kime anlatacağız? Sorusunun cevabı yok. Çünkü Emre Atasoy anlatsa ne değişecek? Başkan anlatsa ne değişecek? Yönetici anlatsa ne değişecek? Ne değişecek? Sen onu anlattıktan sonra Mustafa Kaplan senin çocuğuna daha fazla kafa takacak. Bir şekilde takımın başına geldiği zaman istemiyorum diye göndertecek çocuğunu. Sponsorun Bülent Atlas'la alakasını merak ediyoruz. Ne alakası var ha? O sponsor olan arkadaş, daha doğrusu sponsor bulduğu söylenen arkadaş Ümit Özat'la beraberdi. Ben Ümit Özat'ı her çaktığımda zıplayan arkadaştı bu. Ümit Özat'la meyhaneye beraber giden arkadaştı. Yıllarca ben Ümit Özat'a yazdığımdan dolayı bana her gün tweet atan satılık kalem, satılık kalem yazan arkadaştı. Sonra bir baktık yöneticileri de sallamaya başlamış. Sürekli Ümit Özat'ın arkadaşlarının paylaşımlarını retweet eder. Mustafa Çevik'inkini retweet eder. Cem Şükrü Kaya'nınkini retweet eder. Onlara güzellemeler yapar. Derdi tasası öyle 3 kuruş sponsor bulup gençler bile yöneticiliğine girmek. Maalesef Murat Cavcav da bunu yapar. 2 gün sonra yönetimi alır. Cem Şükrü Kaya'yı da alır. Kulübü bu hale getirdiklerini, kulübü meyhaneye çevirdiklerini, kulübü bir dansöz getirmediklerini unutur. Yapar yani, her şeyi yapar. Bülent Atlas'ın gençler birlikte olan kimle derdi olmuş? Ama bunlar gençler birlikte falan değil. 2 gün önce bunlar oldu. Göksel denen arkadaş, zaten ben dava açtım kendisine. O yazdıkları yazıları, çizdiklerine. Öyle iftira atmak, Mustafa Çevik'in yazılarını çok bilmiş gibi RT'lemek kolay. Mustafa Çevik, Ümit Özat, aman Gençler Birliği'nden yolları ayrılmasın diye başka teknik direktörleri FETÖ'cü ilan edebilecek kadar aşağılık bir adam. Sırf gençlere gelmesin diye. Adı geçmesin diye. Gazeteciyim diye geziyor. Neyin gazetecisiymiş? Fi tarihinde, Beyaz TV'de hakemin evi şeye girip evine gidip yöneticisine Ayda Hatun ödeye diye soran gazeteciyim diye yazan birisi bu. Biliyor musun abi sen o videoyu?